Kırgızistan Uluslararası Film Festivali etkinlikleri kapsamında Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu'nun organize ettiği Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ödüllü filmler gösterimleri için buradayız. Bu filmlerden bir tanesi Göç filmi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi yapımı. Yönetmeni Artıkbay Sündükov, İstanbul Bek'in yer aldığı bir film. Bu film bizim Türk Dünyası Belgesel Film Festivali yarışmalarında birinci olan bir film. İkinci film Ahmet Cavid'in bir filmi. TRT'de çekimi olan, TRT yapımı olan, Azerbaycanlı fikir mütefekkir sahibi Ahmet Cavid'in bir filmi. Üçüncü film de Ahıska Türklerinin göçünü konu edinen bir film, Yurdumun Hüznü diye. İnşallah bu anda Kırgızistan'da Cengiz Aytmatov'un doğum yıl dönümünde kültür sanatla birlikte olmak, Kırgız halkıyla birlikte olmak bizleri mutlu ediyor. Özellikle Sadık Şerneyaz Aga'ya çok teşekkür ediyorum. Bu film festivalinin organizatörü başından sonuna kadar katkısı koyan insan. Onun davetiyle buradayız. Tabii Kırgızistan Manas Üniversitesi rektörümüz başta olmak üzere İletişim Fakültesi dekanımıza da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bugün güzel bir etkinlik yaşayacağız. Дүйнөнү тарткан, ошол убакты тарткан. Керек болсо көркөм фильм эмес, даректүү тасмалар бул ошол элди бириктирет, жакындатат. Анткени эл кандай чынында жашоо болуп атканын көрөт. Кээ бир ошол кинолордон өзүнүн үрпататтан жакын экенин, кээ бир овондордон өзүнүн овонуна жакын экенин, кээ бир сөздөрдөн уңгусу бир экенин өзү туюп, анык көзү көрүп түшүнөт да. Ошондуктан бул даректүү фильмдер түрк дүйнө Belgesel Film Festivali'nin manisi abdan zor. Cenab-ı Hoşol festivalde uyuşturgan Menderes Bey'e men ayvanda razıçılık bildiretirem dağı. Kırgızistan taraftan biz koldan gelişince kolda vatavuz bulduk. Tört yıl burada birinci festivali oldu. Türk мамлекеттерин даректүү фильм фестивали. Менимче бул аябай маанилүү, анткени даректүү деген фильм оюн фильмден да маанилүү азыркы убакта. Дүйнөдө аябай популярный болуп атат, анткени даректүү фильмде ар бир өлкөнүн, ар бир улуттун маданияты, үрп адаттары баарлыгы көрсөтүлөт. Эмне болуп аткан, кайсы жерден келген, кайсы келечеги кандай. Жаш муундар ошо түрк дүйнөсү менен таанышат да. Алыкул Оспоновдун мына ушул кыргыз адабиятына салым кошуп Bu festivale TRT Avaz olarak yaptığımız bir belgeselle katılıyoruz. Türkistan coğrafyasında bir dönemi anlatan bir belgesel aslında. Türk dünyası için yüreği atan, çalışan, bir döneme damgasını vuran büyük mütefekkir Ahmet Cevat'ın hayatını anlatıyoruz. Türk dünyası için, Türklük için hayatını vakfetmiş Balkan Savaşı'nda Osmanlı ordusuyla Balkan cephesinde mücadele eden, savaşan, sonra Müslüman Hayriye Cemiyeti'ni kurup Osmanlı coğrafyasındaki insanlara yardım faaliyetlerinde bulunan Azerbaycan'ın kurucu babalarından, Azerbaycan Milli Marşı'nın yazarı, Çırpınırdın Karadeniz gibi bütün Türk dünyasının ortak marşı haline gelmiş bir şiirin yazarı Ahmet Cevat'ın hayatıyla bu festivale katıldık. İnşallah İnsanlar seyrettiğinde Türk kelimesinin, Türk dünyasının ve bu dünyaya hizmet etmenin ne anlama geldiğini bu belgesel üzerinden bir nebze anlatmaya çalışırız. Kahramanlar hikayeleri anlatıldıkça yaşar. Bu hikaye Ahmet Cevat Ahunzade'nin hikayesidir. Göç tasması şul festivalden
алгачкы катышуучусу болуп саналат. Ошондой эле алгачкы жеңүүчүсү болуп саналат да. Көч тасмасын биз 2012 жылы тартканбыз. Андан кийин ушул 2 жылдан кийин 2014 жылда болсо керек биринчи бул фестивалга катышып баш байгенин жеңип келген. Ошондон бери Кыргызстанга эле эмес, Кыргызстандын тоолоруна, Кыргызстандын жашоочуларына, түрк элдерин, түрк тилдүү мамлекеттердеги баягы мамлекеттеги көрүүчүлөрдө аябай кызыгуусу арткандыктан мына эми 4 жылдан кийин дагы бүгүн дагы көч тасмасын кайрадан баштан көрөбүз деп бүгүн бул жакта уюштуруп жатышат. Биз үчүн да албетте бул сүйүнүчтүү нерсе.